Herkese tolgaozbek.com kanalından merhaba. Bugünkü konumuz havayolu sektörünün sivil havacılık sektörüyle birlikte yaşadığı tarihinin en derin krizi. Gelin bu kriz kaç milyar dolarlık zarara neden oldu? Hangi havayolları batmak üzere? Devlet yardımı gelecek mi? Ve bu durum biz yolculara nasıl yansıyacak? Bu konuyu birlikte tartışalım. Koronavirüs salgını başlamasından itibaren önce Çin, sonra Uzak Doğu, arkasından Orta Doğu, Avrupa derken dünyanın hemen hemen her tarafındaki havayolu şirketleri derin bir kriz yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bu krizin mali detaylarını IATA olarak adlandırılan Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği bir raporla paylaştı. Bu rapora göre Mart ayının ilk yarısında krizin büyüklüğü 113 milyar dolara ulaştı. IATA bu rakamları nasıl buluyor diye sorabilirsiniz. İsviçre'nin Cenevre kentinde merkezi bulunan IATA, havayolları arasındaki ve acentalar arasındaki bilet satışlarını, para transferlerini organize eden, yani paranın akışını çok net bir şekilde gören bir kuruluş. Bu kuruluşun devletlerle çok fazla bağı yok, tamamen para odaklı ve bu akışı kontrol ettiği için gereğinde çok sert açıklamalar gerçekleştirebiliyor. Dediğim gibi IATA şu anlık krizi 113 milyar dolar olarak görmüş durumda. İlerleyen zamanda, yani eğer 3 ay içerisinde devletlerin havayolu şirketlerine herhangi bir yardım etmemesi durumunda dünya üzerindeki havayollarının çok önemli bir bölümün, ki bu yaklaşık %75'lik bir rakama tekabül ediyor, batacağını iddia ediyor IATA. Bunları konuşurken Amerika Birleşik Devletleri'nden de enteresan bir SOS çağrısı geldi. Boeing, ki dünyanın en büyük yolcu uçağı imalatçısı ve aynı zamanda askeri imalatçı, devletten 60 milyar dolarlık yardım istedi. Eğer bu yardımın yapılamaması durumunda önümüzdeki aylarda Boeing'in mali yapısının giderek bozulacağı ve arkasından faaliyetlerine son vermek durumunda kalacağını ifade etti Boeing. Boeing'in yaklaşık bir yıldır başı aynı zamanda 737'lerin yeni versiyonu olan Max serisiyle ilgili epey bir dertti. Türk Hava Yolları en son 31 Aralık 2019 tarihinde yaklaşık 250 milyon dolarlık bir tazminat almıştı Boeing'den. Çünkü Boeing'de 13 yolcu uçağı Türk Hava Yolları'nın teslim edilememiş durumda. 12 uçak da burada bekliyor. Ve bu nedenden dolayı da oluşan çok ciddi bir kayıp var. Boeing'den 250 milyon dolar almıştı. Yavaş yavaş hava yolları da Boeing'le anlaşma yoluna giderek tazminatlarını almaya başlamışlardı. Ve arkasından da daha bir yıl geçti bu 737 Max krizinin üzerinden. Şimdi havayolu şirketleri koronavirüsüyle birlikte zararları giderek artıyor ve bu durum tabii ki uçak imalatçılarını da etkiliyor. Sadece yardım isteyen Boeing değil, aynı zamanda Avrupalı uçak imalatçısı Airbus da devletlere bir çağrıda bulundu. Airbus'un önümüzde teslim etmesi gereken yaklaşık 600 uçaklık bir portföy var. Bu yıl imalatı planlanan ve bu 600 uçağın ne kadarı imal edilebilecek, ne yapılacak? Bunlar soru işareti. Airbus için uzmanlar şöyle bir öneri getirdiler. Bu 600 uçağın devlet tarafından satın alınabileceği ifade edildi. Normalde bir uçak satışı nasıl gerçekleşiyor? Havayolu şirketi uçak siparişi veriyor. Ya bunları satın almak üzere bir plan yapıyor finansal olarak, ya da kiralama gerçekleştiriyor. Kiraladığı zaman uluslararası leasing, yani finansal kiralama yapan şirketlere gidiyor. Bazen bu şirketler kısa dönemli leasing şirketleri kendileri satın alıp havayolu şirketlerine bunu kiralayabiliyor. Veya havayolu şirketleri leasing şirketi üzerinden satın alma opsiyonlu bu işlemi gerçekleşebiliyor. Tabii ki leasing şirketleri de sonuçta bankalarla oturuyorlar. Bankaların ellerinde de ciddi bir mevduat var. Bu mevduat için uçak alımı gerçekleştiriliyor bu mevduatlarla ve bu mevduatların da finansal olarak dönüşü sağlanıyor. Havayolları da belirli bir kredi, tabii ki finansal şirketler ve bankaların da kar paylarını düşünerek geri ödüyor. Onlar da mevduatlarına faiz olarak bunları devam ettiriyorlar. Yani uçak satışlarının, bu anlaşmaların çok önemli bir kısmı bankalardaki mevduatlar ile gerçekleşiyor. Evet, önümüzdeki günlerde imalatçıları nasıl bir süreç izleyecek, ama gördüğünüz gibi havayolu domino taşı etkisi gibi koronavirüs
yolcu talebi bitiyor. Arkasından devletlerin uçuş yasağı geliyor. Bu yasakla birlikte hava yolları şirketleri ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya, terminal işletmecileri ve imalatçılar derken sektör çok ciddi bir domino taşı gibi yıkılmaya başlıyor. Tabii ki havayolu şirketinin başına bir şey geldiği zaman ne yaşanabilir sorusu aklınıza gelebilir. Şu anda havayolu sektörü, turizm sektörünü mesela ayakta tutuyor. Ve sektörün oluşturduğu katma değerle birlikte 50 milyon kişiye bu sektör iş veriyor. Yani oteller, otel çalışanları, tur operatörleri, turistlere ulaşan taksiler, hatta otelin köşesinin yanındaki bakkal bile bu işten para kazanıyor ve ortaya 50 milyon kişilik bir istihdam ortaya çıkıyor. Başta da belirttiğim gibi 113 milyar dolarlık bir zarar oluşmuş durumda. IATA eğer havayolu şirketlerine önümüzdeki bir yıl içerisinde yaklaşık 200 milyar dolar destekte bulunmadığı takdirde sektörün çok ciddi bir düşüş içine gireceğini ortaya koyuyor. Peki havayolu şirketleri ne yapıyor? Biraz Türkiye bazlı bakalım. Örneğin Türk Hava Yolları çok sayıda uçağını yere indirmek durumunda kaldı. Sadece bu karar Türk Hava Yolları tarafından değil, örneğin ikinci büyük Türkiye'deki havayolu şirketi Pegasus tarafından alındı. Onur Air tarafından alındı. Sun Express tarafından alındı. Diğer irili ufaklı charter veya tarifeli uçan, aynı zamanda kargo operasyonu yapan şirketler tarafından da alındı. Bu şirkette çalışan pilotların, kabin memurların gelirlerinin önemli bir kısmı uçuş tazminatı. Yani para kazandıkça, uçtukça para kazanıyorlar. Ve tabii ki önümüzdeki günlerde bu gelirlerde de ben ciddi bir düşüş olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hava yolları uçmuyor ve bu durum çok ciddi bir şekilde olumsuz anlamda, mali anlamda yansıyacak. Çünkü havayolu şirketleri mesela Türkiye'de hem Türk Hava Yolları hem de Pegasus borsaya kote, birlikte nasıl bir organizasyon yapısı içerisinde yer alacaklar? Bu zarar nasıl çıkacak? Devlet ne kadar yardım edecek? Bunları merakla bekliyorum. Devletle ilgili tabii ki arka arkaya kararlar alınıyor. Bunlardan ilk adımı iç hat uçuşlarında %18 olan katma değer vergisinin %1'e indirilmesi oldu. Bu konuyla da ilgili fiyatlara yansımalar gerçekleştirildi. Ama tabii ki kaç kişi uçacak bu iç hatlarda, neler yapacak bunu bilmiyoruz. Henüz Türk Hava Yolları kapsamlı olarak veya Pegasus tarifeli tüm dış hat uçuşlarını bu videoyu çektiğimiz ana kadar durdurmuş değil. Eğer böyle bir durdurma gerçekleşirse sadece iç hat operasyonu olacak. Tabii bu dönemde de iç hatta da kimler gelir, nasıl gidilir, bunlar gerçekten soru işareti ama umarız kriz kısa zamanda etkileri sona erer ve sektör tekrar eski günlerine hızla bir geri dönüş yapar. Tabii hava yollarıyla birlikte bir de petrol fiyatlarına bakmamızda fayda var. Petrol fiyatları da son yılların dibini görmüş vaziyette. Niye? Talep yok çünkü. Bu petrol fiyatlarının düşmesi de aynı zamanda umarız yolcu pek yok ama olumsuz anlamda bilet fiyatlarına pek yansımayacak. Ben bilet fiyatlarında da kısa vadeli de olsa bir düşüş olacağına inanıyorum. Tabii ki bu sektörle ilgili yolcu açısından gerçekten ciddi problemler yaşanıyor ama bununla ilgili en büyük avantaj şu anlık kargo şirketlerinde. Özellikle medikal malzeme, tıp malzemeleri dünyanın dört bir tarafına çok hızlı bir şekilde hava kargo ile taşınmak zorunda kalıyor. Hava kargo içinde kargo uçakları aktif olarak uçuyor. Hatta son günlerde Türk Hava Yolları da bu talepte bulundu. Yolcu uçaklarının yolcusuz uçması, yani yukarıda kabinde yolcu yok ama kargo bölümlerine konteynerlarla kargo yüklenerek uçuşlar yapması gündemde. Bu tek koridorlu uçaklar için, örneğin Airbus A320 serisi veya Boeing 737 serisi için pek bir şey fark etmiyor ama bir Boeing 777, Airbus A330, A350 gibi geniş gövdeli uçaklar çok ciddi kargo kapasitesine sahipler. Gövde altına koydukları kargoyla hem pilotlar uçuş yapacaklar ve bir taraftan da tabii ki istenilen tıbbi malzeme de belirli bölgelere götürülmüş olacak. Dediğim gibi şu anlık kargo uçuşları planlandığı gibi yapılıyor. İkinci bir emre kadar herhangi bir durdurma yok. Ama bu nasıl bir süreç izler? Önümüzdeki günlerde buna da yasak gelir mi bilmiyoruz. Çünkü gemiyle yapılan kargo işlemlerinin çok önemli bir bölümü de ne yazık ki hastalık riski nedeniyle durdurulmuş durumda. Uçakların yere inmesiyle birlikte havalimanlarında da aynı zamanda ciddi bir yer problemi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İsviçreli havayolu taşıyıcısı Lufthansa grubu üyesi Swiss enteresan bir karar aldı. Dubendorf
İsviçre Hava Kuvvetleri'nin bir hava üssü ve Zürih yakınlarında bu meydana 24 adet Airbus A320 tipi uçağını park etti. Bu konuda belki de hava üsleri kullanılacak veya çok sayıda pisti olan havalimanlarında birkaç pist iptal edilecek, birkaç taksi yolu iptal edilecek. Buralara uçaklar sıra sıra dizilecek, hatta dizilmeye de başlandı. Park problemi de bu şekilde çözülecek gibi gözüküyor. Detaylı havacılık videoları için lütfen YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yine detaylı havacılık haberleri yeni açtığımız tolgozbek.com sitemizde. Bizlere sorularınızı videoların altına yorum atarak iletebilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı ve beğenilerinizi unutmayın. Aynı zamanda bildirimlerinizi de açın. Kanalımız yepyeni videolarla her gün saat 19'da yayınlanacak yeni videolarla sizlerle birlikte olacak. Hepinize sağlık dolu, mutlu günler diliyorum.